En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camide gündemden herkese merhaba. Bugün 6 Mayıs 2024 Pazartesi ben Ferhan Kösoğlu. Yeni haftaya yine önemli gündemlerle başladık. Bugün sizlerle neleri paylaşacağız? Şöyle başlıklara kısaca bakalım. Evet Almanya'da 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak. Tabii seçimler bütün AB üyelerinin ülkelerinde yapılacak ancak Almanya'daki tarih 9 Haziran. Bu 6 ile 9 Haziran arasında değişecek ülkelere göre. Almanya'da seçimlere katılacak partiler de belli oldu. Öte yandan Belçika'da Afyon kökenli belediye başkanı Emir Kırın belediye başkanı olduğu belediyede Gazze için yardım toplandı. Yine Almanya'da önemli bir müjde var. Bütün herkesi de ilgilendiren bir gelişme. Çünkü Almanya'nın 2025 bütçesi görüşülüyor malum. Şu an itibariyle büyük oranda anlaşmaya varıldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli detaylar var. Hepsini birazdan sizlerle paylaşacağız. Yine başka hangi gelişmeler var? Bugün Almanya'da dönerle ilgili bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Sol Parti dönere tavan fiyat konulsun teklifi yaptı. Peki ne kadar bir teklif? Onu da aktarmış olacağız. Bugün radarlara da bakacağız. Malum Almanya'da Nisan ayında bir radar trafiği oluşmuştu. Yapılan bir araştırma var. Ülkenin en çok kazandıran radarı belli oldu. Günlük kazandırdığı meblağı 100 bin euro. Evet o da gerçekten çok yüksek bir miktar. Onun da detayları var. Tüm bu haberler için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Almanya'da 9 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri için propaganda çalışmaları devam ediyor. Almanya'dan 96 vekilin seçileceği seçimlere 35 parti katılacak. Almanya'dan Avrupa seçimlerine katılım hakkı kazanan 35 parti arasında çoğunlukla göçmenler tarafından desteklenen BİK ve dava partileri de yer alıyor. Almanya'da 9 Haziran İzlanda yapılacak olan Avrupa parlamentosu seçimleri için propaganda çalışmaları devam ediyor. Seçimlere katılacak parti sayısı da belli oldu. Almanya'dan 35 partinin seçimlerde yarışacağı belirtildi. 35 parti arasında çoğunlukla göçmenler tarafından desteklenen big ve dava partileri de yer alıyor. Partilerin Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırladıkları programlar da belli oldu. Seçime katılacak olan partilerden Big Partisi sloganını Büyük Düşünün ırkçılık olmayan adil bir Avrupa olarak tespit etti. Big Parti programını kısaca eşit fırsatlar ve eşit muamele, ayrımcılık, ırkçılık, nefret ve insan düşmanlığına karşı mücadele, kadın haklarının ve erken çocukluk desteğinin güçlendirilmesi şeklinde açıkladı. İlk defa Avrupa Parlamentosu seçimleriyle seçmen karşısına çıkacak olan Dava Partisi de özgürlük, eşitlik ve katılım sloganını kullandı. Parti programında din, ırk, dil ve kökene bakılmaksızın tüm insanların Avrupa siyasetine eşit muamele edilmesine ve dahil edilmesi gerekir. Almanya ve Avrupa'nın kalkınmasına katkı yapan tüm toplulukların takdir edilmesi, açık toplumun en büyük gücü kültürel çeşitliliktir ifadeleri kullanıldı. Evet bir kez daha hatırlatmak gerekirse Almanya'da 19 Mayıs'a kadar seçmen kayıtlarına kayıt olabiliyorsunuz. Onun için daha önce oy kullanmamışlar ya da adresini değiştirmiş olanlar 19 Mayıs'a kadar Avrupa Parlamentosu seçimleri için muhakkak kayıtlarını yaptırsın. Ayrıca tabii seçimlerde 9 Haziran'da yapılacak. Almanya'da 9 Haziran'da bazı ülkelerde değişiyor ama hepsinde 6 ile 9 Haziran arası olacak. Orada da muhakkak seçimlere katılım gösterelim. Daha önce bu haberi yapmıştık, bu çağrıyı da yapmıştık, bu çağrımızı yenileyelim. Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oldukça önemli çünkü... Maalesef Avrupa'da aşırı sağ oylar giderek artıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de aşırı sağ partiler büyük bir ivme yakalayabilir. Onun için katılım, katılımınız oldukça önemli. Oy hakkı olan herkesi sandığa davet edelim bir kez daha. Şimdi Belçika'ya geçelim. Belçika'nın başkenti Brüksel'de aslen Afyon Emirdağ kökenli Emir Kırbaş başkanlığındaki Sanjos Belediyesi Gazi için yardım kampanyası gerçekleştirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Emir Kır başkanlığındaki Senyosa Belediyesi Gazze için aynı yardım kampanyası başlattı. Brüksel başkent bölgesine bağlı Senyosa Belediyesi'ne ait ek binada düzenlenen kampanyada battaniye, kişisel temizlik malzemeleri, çocuk maması, ilk yardım seti, dayanıklı konserve ve gıda malzemeleri toplanıyor. Gönüllüler ve çeşitli derneklerin destek verdiği kampanya için belediyenin lojistik imkanları kullanılıyor. Filistin'in Brüksel'deki temsilciliği Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanlığıyla da irtibatta düzenlenen kampanyanın 11 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor. Kır, yardımların Filistin temsilciliğinin desteğiyle Gazze'ye ulaştırılacağını dile getirerek ihtiyaçlar doğrultusunda kampanyanın süresinin uzatılabileceğini belirtti. Almanya'da federal hükümet 2025 yılı bütçesini önemli oranda şekillendirdi. Büyük tartışmaların da yaşandığı bütçede vatandaşları çok yakından ilgilendiren önemli konularında hesap yapıldı. Tabi camia olarak bu bütçedeki gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyoruz. Yeni bütçe vatandaşı rahatlatacak birçok müjdeyi de içinde barındırıyor. Buna göre 2025'te emekli maaşlarıyla işsizlik ve sosyal yardım miktarlarının bütçesi artırıldı. Böylece hem emekli maaşlarına hem de sosyal yardımlara yeni zam gelmesi kesinleşti. Ayrıca çocuk parası da zamlanıyor. Öte yandan 63 yaşındaki erken emekliliğin kaldırılmayacağı da Yeni bütçenin şekillenmesiyle kesinleşmiş oldu. Almanya'da hükümet 2025 yılı bütçesi hazırlıklarını tamamladı. Bakanlıklar kendi bütçelerini Maliye Bakanlığı'na sundu. Maliye Bakanlığı sunulan bütçeleri inceleyerek nihai şeklini verecek. Almanya Federal Bütçesinin ön hazırlıklarına göre bütçede en çok emeklilik sigortasına destek verilecek. 451 milyar 800 milyon euro olarak öngörülen toplam bütçeden 123 milyar 700 milyon euro emeklilik sigortasına aktarılacak. Eğer bütçe bu haliyle onaylanırsa emeklilere 2025 yılı Temmuz ayından sonra yeni bir zam daha verilmiş olacak. Bütçenin ikinci önemli bölümü ise işsizlik ve diğer sosyal yardımlardan oluşuyor. Buna göre Federal bütçeden vatandaşlık ve işsizlik parası ödenekleri için toplamda 43 milyar 700 milyon euro ayrılacak. Yeni bütçede çocuklar için asgari geçim güvencesi için de ödenek ayrıldı. Hükümet ortakları arasında henüz miktarı belirlenmemiş olsa da çocuk parasının yanı sıra ek çocuk yardımı için de bütçeden 2 milyar 400 milyon euro ayrılması öngörüldü. Hükümetin FDP kanadının kaldırmayı planladığı 63 yaşında emeklilik uygulaması şimdilik kaldırılmıyor. Bütçeye göre emeklilere verilecek olan maaşlara ayrılan miktar 63 yaşında emekli olma ihtimaline göre ayrılmış bulunuyor. Evet tabi Almanya'da milyonları yakından ilgilendiren e, kararlardı bütçeyle ilgili. Bütçe onaylanmadı ancak bu şekliyle onaylanması e, tabi büyük ihtimal onun için e, bu şekliyle de onaylanırsa öncesinden de 2025 öncesi bu müjdelerde kesinleşmiş olacak onu da belirtelim. E, önemli bir gelişme hem emekliye hem de sosyal yardım alanları tabii yakından ilgilendiren önemli gelişmeler. Umarız 2025 itibariyle bu zamlar pratiğe dönüşür. Vatandaşı rahatlatan adımlar hızlı bir şekilde atılır. Malum ekonomik sıkıntılar ortada. Onun için vatandaşın ekonomik olarak rahatlama ihtiyacı var. Onu söyleyelim. Umarız kısa sürede hükümetin attığı bu adım pratiğe dönüşür ve vatandaş rahatlar. Şimdi sıradaki gündemimiz döner. Çünkü Almanya'da son dönemde gündem döner. Özellikle Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette Berlin döneri götürmesi döneri yeniden ülke gündeminin ilk maddesi yapmıştı. Tabi sadece bu ziyaret değil. Bu ziyaretin yanı sıra döner fiyatlarındaki son dönemdeki artış da döneri vatandaşın bir numaralı gündem maddesi haline getirmiş durumda. Öyle ki başbakana döner fiyatı soruluyor. Başbakanlıktan da döner fiyatı ile ilgili açıklama yapılıyor. Son olarak yine bununla ilgili yeni bir gelişme var. Sol parti döner fiyatlarında artışın engellenmesi için devlet desteği verilmesini gündeme getirdi. Parti döner fiyatının öğrenciler için 2,5 euro, diğer kişiler için ise 4 euro 90 sente sabitlenmesini istiyor. Almanya'da son dönemde fiyatlarında büyük artışın yaşandığı dönerle ilgili muhalefet harekete geçti. <laughs> Sol parti döner fiyatlarında artışın engellenmesi için devlet desteği verilmesini gündeme getirdi. Bild gazetesi Sol Parti'nin döner fiyatlarındaki artışın frenlenmesi için devletin 4 milyar euro katkıda bulunması ve herkese Almanya genelinde döner kuponu dağıtılmasını önerdiğini yazdı. Sol Parti'nin hazırladığı öneride ekmek arası döner için öğrencilerin 2,5 euro yetişkinlerin de 4,90 euro ödemelerini bu rakamların üzerindeki farkında devlet tarafından karşılanması istendi. <laughs> Almanya'da şu anda ortalama 7,90 euro olan döner fiyatlarının Münih ve Frankfurt gibi kentlerde 10 euro sınırına dayandığına işaret edilirken enflasyon başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra kiraların yükselmesi nedeniyle Dönercilerin de fiyatları artırmak zorunda kaldıkları belirtildi. Evet, tabii önemli bir öneri Almanya'da az önce de belirttiğim gibi son dönemde gündem döner fiyatları. Döner fiyatları ile ilgili Almanya'da birçok insan dertli. Bizim izleyicimiz bu konuda ne düşünüyor? Siz de yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Son dönemdeki bu döner fiyatlarındaki artış. tabi sadece döner fiyatlarında değil, restoranların tamamını da kapsayan bir artış söz konusu. Bu fiyatları siz nasıl buluyorsunuz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sol partinin önerisini nasıl buldunuz onu da belirtin lütfen. Şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Sırada Almanya'nın para basan radarı var. Çünkü Almanya'nın Nisan ayında en çok kazandıran radarı belli oldu. Baden-Württemberg'in en işlek yollarından biri olan B27'de, bir radar günde 100 bin euroluk ceza kesiyor. 50 bin euroluk bir yatırımla kurulan radar yılda yaklaşık 4 milyon euro gelir sağlıyor. Almanya'nın en çok kazandıran radarı belli oldu. Baden-Württemberg'in en işlek yollarından biri olan B27'de kurulu bir radar Almanya'nın en çok para kazandıran radarı olma ünvanını kazandı. Günde 3000'e kadar aracı yakalayabilen bu radar 100 bin euroya kadar gelir elde ediyor. Süper radar olarak da bilinen bu cihaz bir köprü ayağının arkasına kurulurken sürücüler tarafından fark edilmesi de oldukça zor. 50 bin euroluk bir yatırımla kurulan radar kısa sürede bu yatırımı fazlasıyla katladı. Bazı günlerde 100 bin euroya kadar gelir elde eden radar Yılda yaklaşık 4 milyon euro gelir sağlıyor bu durum. Radara para basma makinesi lakabını kazandırıyor. Radarın bulunduğu bölgenin hız sınırı ise 120 kilometre. Almanya'da hız sınırını aşan sürücüleri cezalandırmak için kullanılan radarların sayısı her geçen gün artıyor. Evet fabrika gibi çalışmış maşallah radar. Ee, biz de buradan sürücüleri uyaralım. Bu radarlar daha çok kazandırmasın diye vatandaşların çok daha dikkatli olması lazım. Hız sınırlarına uyması lazım. Onun için biz de buradan hız sınırlarına uyulması çağrısı yapalım. Tabii ki sadece para için değil kendi sağlığımız için de e, bu sınırlara uymak en doğru olan onu da belirtelim. Bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.